Hasan Öztürk. Amerika müdahale etse zil takıp oynayacaklar. Saray Operasyonu diyerek itibarsızlaştırdıkları operasyon nihayete erdi ve Muharrem İnce CHP'den istifa etti. İstifa gerekçesini burada tekrara lüzum yok ama CHP'nin artık Atatürk'ün kurduğu parti olmadığına ilişkin sözlerini önemsiyorum. Atatürk'ün isim babası olduğu bir kurum daha var ki onun da Mustafa Kemal'in değerleriyle artık uzaktan yakından ilişkisi yok. Hoş MİT davasında yargılanan sonra da yurt dışına kaçan eski genel yayın yönetmeninin Amerikan bayrağı altında uyumasından da anlamıştık ama bu kez aleni Amerikancı olduklarını fahş ettiler. Mütareke basını gibi davrandıklarını görmüş olduk. Cumhuriyet gazetesinden söz ediyorum. FETÖ'cü asker ve savcıların kurduğu MİT tırları kumpasına sahip çıkan ve tutuklu yargılanırken dönemin Amerikan Başkan Yardımcısı Biden'ın Türkiye ziyaretinden sonra salı verilen Can Dündar'ın serüveninde uyanmayanlar. Biden'ın Dündar'ın oğluna senin baban bir kahraman dediğinde bu işte bir bit var demeyenler. Tutuksuz yargılanmak üzere salı verildikten sonra soluğu Almanya'da alıp bir de Amerikan bayrağı altında uyuma pozu verdiğinde Aman sen de, tavrını sürdürenler önceki akşam yaşananlardan sonra ne düşünüyor acaba? Cumhuriyet gazetesi hesaplarından Amerika Boğaz içine el koyabilir başlığıyla bir haber paylaştı. Boğaz İç Üniversitesi üzerinden yürüyen tartışmaya başlı başına yeni bir boyut katmaktır bu. Ya da aslında gerçeğin doğrudan faş edilmesidir. Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinden farklı olduğunu ilan eden, Amerika'nın olup bitene müdahale olduğunu ilan eden bir durumla karşı karşıyayız. Tıpkı bizim çocuklar başardı dediklerindeki durum gibi. İlginç olansa ismi Cumhuriyet olan bir yayın organının doğrudan Amerika'yı Türkiye'ye müdahaleye çağırmış olması. Neymiş? Amerika Boğaz Boğaziçi'ne el koyabilirmiş. Çünkü 1800'lerde Türkiye'de imtiyaza hale gelen yabancı misyonerlerin Türkiye Cumhuriyeti ile yaptıkları şartlı anlaşma gereği üniversitenin kurulu olduğu arazinin geri alınması mümkünmüş. Yani Boğaz içine Amerikalılar el koymalıymış. Bu burada bir dursun. Hangi Boğaz içi, hangi öğrenci grubu? Boğaz içi hadisesinde Boğaz içiler yani kimler sonlar? adına bir bildiri yayınlandı biliyorsunuz. Boğaz içi Dayanışma ismiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir mektuptu bu. O mektupta mesele Boğaz Boğaziçi değil, sen hala anlamadın mı anlamı taşıyan ifadeler kullanıldı. Ne 15 Temmuz sonrası kanun hükmünde kararname yani KHK ile devletten atılan FETÖ'cülerin savunulmadığı kaldı, ne PKK terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edildiği için görevden alınan HDP'li belediye başkanları. Hesabı yöneten isim önceki gün tutuklandı. Ancak yine aynı gün yeni bir gelişme daha oldu. Bu kez Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü imzasıyla bir bildiri daha ortaya çıktı. Bildiri Boğaziçi Dayanışma isimli platformun dile getirdiği tüm iddiaları ve talepleri reddeden ifadeler içeriyordu. Bu iki farklı yaklaşım bile Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektör sorunu olmadığının göstergesidir. O halde Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nden kimi isimlerin doğrudan endişe gibi kavramlarla eylemcilere sahip çıktığı Boğaziçi hadisesi Gezi provokasyonunun yeni bir türevidir. Gezi'nin son türevi Boğaziçi. Önceki gün 7 Şubat mit krizinin 9. yılıydı. O gün FETÖ'cü polis ve yargı mensupları mit müsteşarı Hakan Fidan üzerinden dönemin başbakanı Erdoğan'a yürümek istemişlerdi. Başaramadılar. 17-25 yargısal darbe teşebbüsüyle bir kez daha denediler. Başaramadılar. 15 Temmuz 2016'da bu kez doğrudan darbe ve işgale kalkıştılar, yine başaramadılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadesiyle 15 Temmuz'u FETÖ mü yaptı sanıyorsunuz? FETÖ maşaydı. FETÖ aparattı. FETÖ içimize salınmış işbirlikçileriydi. İşin arkasında Amerika'nın kurumları vardı. Gezi'de onlar vardı. FETÖ'nün peydahladığı tüm tezgahlarda onlar vardı. Bugün Boğaz içinde de yine onlar var. Yoksa Cumhuriyet gazetesi Amerika Boğaz içine el koyabilir haberi yapamaz. Amerikalılar endişeli istiyor açıklama yapmaz. Amerikan Başkanı Biden, Obama'nın başkan yardımcısıyken 15 Temmuz'u bilgisayar oyunu sandık diyerek Türkiye'nin haklı serzenişini boşa çıkartma cihetine gitmişti hatırlayın. O Biden seçim kampanyasında Erdoğan'ı muhalefeti destekleyerek düşürmekten söz ederken darbeyle değil diye de bir cümle de kurmuştu. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör bahanesiyle başlatılan eylemler Türkiye'ye yönelik uzun zamandır devam eden müdahalenin son halidir. Farkındayız, takipteyiz.